Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Kasım 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Kasım ayına yeni ayla başlıyoruz. 1 Kasım'da 9 derece Akrep Burcu'nda yeni ayımız doğacak. 11. ev yeni ayı genel olarak sizin için umut vaat eden, işte geleceği planladığınız, projeler oluşturduğunuz, böyle dileklerinizin, hayallerinizin, umutlarınızın yeşerdiği bir dönemdir. Ancak bu dolunay kendi içinde biraz krizler veriyor. Biraz da duygusal baskıların arttığı bir yeni ay. Neden diye sorgularsak yönetici gezegenleri Mars ve Plüton'dur. Akrep Burcu'nun ve sizin zaten Plüto son derecelerde 29 derecede burcunuzda olacak. Ve karşınızda da bir Mars var Yengeç Burcu'nda. Dolayısıyla bunun böyle bir zorlayıcı, sert etkisini hissedebilirsiniz ayın başından itibaren. Daha çok ilişki dinamiklerinizde. Evliyseniz yani eşinizle ilgili konularda çözmeniz gereken bazı sorunlarınız olabilir. Ya da hani böyle bir evlilik, ayrılık, boşanma konunuz var. Bununla ilgili işleriniz var. Ya da bir evlilik kararı verme aşamasında çözmeniz gereken konular var. Maddi, manevi sorumluluklarınız var. Ya da bir davanız var, bir mahkemeniz var, böyle bir rakip işiniz, bir rekabet içerikli konunuz var. Böyle bir karşınızda sizi tehdit eden böyle bir açık düşmanınız da olabilir. Buna dikkat edin çünkü Mars karşıdan geliyor ki Mars retrosunda yaşayacağımız için önümüzdeki birkaç ay aslında bu tesir devam edecek gibi de görünüyor. Özellikle bu yeni ay ve yeni ayı takip eden günlerle birlikte hayatınıza gelen konular Nisan ortalarına kadar da süreçte sizi etkileyebilir. Gündemde kalabilir. Zaman zaman baskısını arttırabilir sevgili oğlaklar. Bunu da unutmayalım. Şimdi 11. evdeki bu yeni ay yeni planlar, yeni programlar, belki böyle bir arkadaş ilişkilerinizde gözden geçirmeler yaratabilir. Tabii ki yeni insanlarla da tanışabilirsiniz. Ama bir projeye de başlayabilirsiniz. Özellikle ilişkilerinizde çok bağlantılı bu konular. Özellikle parasal konuları da etkileyebilecek alanlar. Merkür-Uranüs karşıtlığı özellikle ayın ilk günlerinde beklenmedik harcamalar ya da paranızı yönetirken böyle duygusal baskılarla ya da eşinizin ya da karşınızdaki kişilerin belki bir ortaklı işiniz var. Hani onun baskılarıyla, manipülatif durumlarıyla karşılaşabileceğinizi ve belki hızlı kararlar verebileceğinizi de gösteriyor. Dolayısıyla parasal kararlar verirken, paranızı yönetirken de mümkün olduğunca sağduyulu olmakta, çok dürtüsel davranmamakta bu dönemde fayda var. Tabii ki Plüto artık burcunuzdan ayrılmak üzere son derecesinde ayrılacak bu ay itibariyle son baskılarını yaratıyor. Bu da hayatınızda çok güçlü bir baskı, güç mücadelesi gerektirebilir. Direnç noktalarını, dirençlerinizi arttırabilir. Bunun da ruhsal olduğu kadar fiziksel sağlık anlamında da baskıları olabilir. Dolayısıyla genel olarak da sağlığınızı önemsemekte, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmakta fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz son derecelerde ise işte 27, 28, 29 derecelerse Plüto baskısını daha fazla hissediyorsunuz. Mars'ın da şu anda etkileri sizin için daha güçlü olabilir ilişkiler alanında. Bununla birlikte sabit burçlarda özellikle Akrep Boğa aksında 9 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa yeni ay tesirleri sosyal ilişkileriniz, yeni girişimleriniz, projelerinizle ilgili alanlarda da biraz daha tesirli olabilir. Buralarda daha fazla etkiyi hayatınıza getirebilir. Mars ayın 5'inde Aslan Burcu'na geçecek. Tabii ki bu parasal konularda biraz enerjiyi arttırıyor. Belki eşinizin harcamaları artacak ya da ortaklı gelir gider dengenizde kontrolünüzü zorlaştıracak. Yani finansal paylaşımlar, borç alacak konuları, eşten gelecek ama daha çok harcamalar gibi görünüyor bu. Bu baskıları arttırabilir. Böyle bir nafaka konusu ya da işte böyle bir işbirlikleri, evlilik gibi konularda hani finansal paylaşımlarla ilgili bir işiniz varsa Mars'ın özellikle burada size daha fazla harcama getireceğini ya da parasal alanlarda biraz daha kontrolü zor durumlar getirebileceğini de bekleyebiliriz. Ama dediğim gibi bu etkiler çok da kısa vadeli değil. Mars gerilemesi olacağı için burada bir mücadele alanı var. Bir böyle bir alacak verecek paylaşımlar konularında biraz daha uzun vadeli birkaç ay boyunca belki sizi Nisan ortalarına kadar hani zaman zaman etkileyecek, zaman zaman baskı yaratacak durumlarda ortaya çıkarabilir. Merkür 3 Kasım'da Yay burcuna geçiyor. Şimdi 12. evden gelen bir Merkür çok rahat değil aslında.
Bu dönem zaman zaman böyle bir yalnız kalmak istiyorsunuz. Kendi iç sesinizi dinlemek istiyorsunuz. Fırsat buldukça bunu da yapmaya çalışın. Maneviyata yönelmek, böyle tefekkür etmek, biraz dua etmek, meditasyon, hani böyle yoga tarzı çalışmalar falan iyi gelebilir. Çünkü gerçekten stresi yönetmeniz gereken, ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınızı güçlü tutmanız gereken bir dönemdesiniz. 12 Kasım'da Venüs burcunuza gelecek. Hani bu biraz daha enerji anlamında sizi destekleyecektir. En azından girdiğiniz ortamlarda kendinize özen göstermeniz, kendinizi iyi hissetmeniz, dikkat çekmeniz, ilişkilerde daha fazla duygusal destek almanız mümkün görünüyor. 15 Kasım'da 24 derece boğada güzel bir dolunay var sizin adınıza. Aşk hayatınız ve duygusal konularda böyle umut verici bir dolunay bu. Hani biraz böyle belki sorunlar yaşıyor olabilirsiniz bir süredir. Bu dolunay hani aşk hayatınızda, duygusal konularda destekleyici olabilir. Dolunay özellikle çocuklarınızla ilgili alanlarda daha olumlu çalışabilir. Bu bazı sorunlarınızı çözmenizi kolaylaştırabileceği gibi keyif alacağınız mutlu paylaşımları arttırabilir sevgili oğlaklar. Çocuk sahibi olmak isteyen, hamilelik, doğum gibi konularda da bu oğlak burcu dolunayının bazı sürprizler getirmesini bekleyebiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa boğa dolunayının sizin için çok daha olumlu, daha keyifli etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Bununla birlikte sosyalleşmeniz, eğlenebileceğiniz ortamlara katılmanız, sevdiğiniz kişilerle, arkadaşlarınızla mutlu paylaşımlar içerisinde olmanız da mümkün görünüyor. Bu ortamlar içerisinde de belki kendinizi daha iyi ifade etme imkanı bulabilir, dikkat çekebilirsiniz. Ve 20 Kasım'da Plüto artık burcunuzu tamamen terk ediyor sevgili oğlaklar. 2008'den bu yana biliyorsunuz hepinizi Plüto çok köklü bir şekilde dönüştürdü, güçlendirdi. Ama aynı zamanda da gerçekten hayatınızda çok zorlayıcı deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Bir bakıma sanki yeniden doğdunuz. Ve artık Plüto tamamen burcunuzdan ayrılacak. Bu süreç içerisinde 29 derece son derecelerde güneşi, yükselen burcu olan oğlak burçlarımızı biraz daha bu dönemde etkiliyor Plüto. Kova burcuna geçişi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl Plüto Kova burcunda olacak. Bu daha çok kolektif alanda insanlığı etkileyen bir tesir. Jenerasyon gezegeni çünkü. Politik, teknolojik, bilimsel, ekonomik, sosyal alanlarda çok güçlü dönüşümlerin, değişimlerin, ilerlemelerin olacağı bir süreçteyiz ve tüm insanlık olarak bu dönemi de tabii ki takip edeceğiz. Sizin para evinize doğru ilerleyecek. Bu özellikle hani sabit burçlarda gezegenleriniz varsa biraz daha bireysel olarak etkili çalışabilir. Parasal anlamda güçlenme ve bu anlamda hayatınızda bazı dönüşümleri bekleyebilirsiniz bu süreç içerisinde. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna yerleşiyor artık. Bir ay boyunca 12. evinizi aydınlatacak. Bu sizin için biraz geri çekilme, biraz izolasyon, biraz kendinizi dinleme, böyle bir belki tatil, belki içe yönelişler imkanı verebilir. Merkür de ayın 26'sında gerilemeye başlayacağı için aslında tam da bunun için güzel bir dönem. Böyle bir maneviyata yönelme, kendinizi gözden geçirme dönemi diyebiliriz. Merkür gerilemelerinde biliyorsunuz günlük hayatımız biraz yavaşlıyor. Yani iş hayatınızda zaman zaman sıkıntılar, bazı böyle anlaşmazlıklar, iletişim sorunları olabilir. Ama bu konularda da mümkün olduğunca toleranslı olmakta fayda var. Geçmiş konularda ilgilenebilirsiniz. Yarım kalmış işler gündeme gelebilir. Hani bunları bir gözden geçirmek, değerlendirmek, toparlamak için de iyi bir süreç olabilir sizin için. Sezgilerinizin güçleneceğini unutmayın. O yüzden biraz daha böyle sanatla ilgilenmek, maneviyata yönelmek, daha mistik konulara yönelmek, iç sesinizi dinlemek dinlendirici ve rahatlatıcı olabilir sevgili oğlaklar. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve ayrıca Instagram'da bulunan 12 Burç kanalımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum.